Ya abi, Türkiye'yi boklayan da hep bir yerlere geldi ya, değil mi? De abi, sen de de. De, Türkler barbar de, ama bunlardan bir şey olmaz da. Mesela şey vardı, bak bir yazar vardı, soykırım dedi, Nobel'i kaptı abi. Bunlar böyle bu ülkenin ekmeğini yiyor, sonra ihanet ediyor. Şşt, bu ne biliyor musun? Bunlar Amerika'nın oyunu oğlum. Bak Fatih Akın da Golden Globe kaptı. Alırsın anam, alırsın. Sen azıcık Avrupa havası kokla, sonra Türkiye'yi bokla. Alırsın. Oscar'ı da alırsın, Nobel'i de alırsın, Golden Globe'u da alırsın diyorlar. Peki işin aslı öyle mi dersiniz? Ya ne bileyim ya, şimdi ben kafama göre takılıyorum ben. Göçmenlik çok enteresan bir şey. Daha iyi olması umuduyla kalkıyor. Genelde dilini bile bilmediğin bir memlekete her şey daha iyi olacak umuduyla gidiyorsun. Oluyor da ama bir süreliğine. Sonra herkesin, ama neredeyse herkesin içine sürüklendiği şu durum yaşanıyor. Kısa süreli özgürlük hissi, kurtuluş hazzı, çalışma, çalışmaya şartlanma, robot gibi çalışma, sıla arzusu, bunların altında ezilme ve son olarak hüsran. İşte 60'larda Almanya'ya anlaşmalı göç eden tüm tanıdıklarımızda ya da bizzat kendimizde gördüğümüz değişim tam olarak bu. Göçmen, vardığı noktada ötekileşen, geri dönmek isteyen, döndüğünde bıraktığı gibi bulamayan kişiler aslında. Fatih Akın da aslen Trabzonlu olan böyle bir ailenin ikinci çocuğu. 73 Hamburg doğumlu. Acun abi, ben Hamburg'dan geliyorum, sana sinema yapacağım demiyor tabii. Gidiyor efendi Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim görüyor. Önce kısa filmlerle başlıyor kariyerine. Ama çocukluğunda hayali yönetmen olmak değilmiş, oyuncu olmak istiyor. 80'li yıllar, yavaş yavaş video kasetler popüler olmuş. Bizim göçmenler de memleket özlemini kiraladığı Türk filmleriyle gideriyor. İşte Fatih Akın'ın da sinema düşkünlüğü o zaman başlıyor. Küçüklüğünden beri her fırsatta babasının çalıştığı fabrikaya yardıma giden çocuk, biraz büyüyünce sinemada popcorn satıyor. Bir sürü de film izliyor o arada. Oyuncu olacak ya, tiyatro ile başlayıp tozlu sahneden ilk kazancını 19 yaşında kazanınca hop, hemen televizyondakiler keşfediyor ve onu reklamlarda oynatmaya başlıyorlar. Oradan ver elini, kamera arkası zaten. 95'te, yani daha okulda okurken, ilk kısa filmi Du bist es, yani Sensin'le ilk ödülünü alıyor. Sonra Getük geliyor 96'da, o da birçok ödül alıyor. Aslında bakarsanız Türkiye'de çok farklı tarzlar denenmiyor sinema sektöründe. Kesin filmler yapılıyor. Diaspora sineması da öyle. Avrupa'nın beklediği, işte göçmenlerin çektiği zorluklar, ötekileşme, yabancılaşma, dram anlatılması. Türklerin de beklediği öyle, ama Fatih Akın bunu yapmıyor. Diyor ki, ben kendi hayatımdan yola çıkarak göçmen temalı filmler çekeceğim. İşte ilk uzun metraj filmi Kısa ve Acısız. Yok yok, öyle değil. Gençliği hareketli geçmiş. 16 yaşında bir çeteye katılıyor, onlarla birlikte dövüşe gidiyor. Hatta bu yüzden hapishaneye girmişliği de var. Ama çete uyuşturucu işine karışınca bırakıyor. İşte bu filmde aynı çeteden Sırp bir arkadaşının başını Arnavut mafyasıyla belaya sokup canını kurtarmak için Yugoslavakya. İşte bu filmde aynı çeteden Sırp bir arkadaşının başını Arnavut mafyasıyla belaya sokup canını kurtarmak için Yugoslavya'ya kaçışını anlatıyor. İm Juli, yani Temmuz'da da Almanya ve Türkiye arasında kalışını gösterdi bir bakıma da. Çünkü Almanya'da yaşadığı sorunlar onu şiddete ve çeteleşmeye itiyor. Bir taraftan da ait olduğu toplumun sıcakkanlılığını, insancılığını da muhafaza etmeye çalışıyordu. İm Juli, kendi ifadesiyle kendi kendine tepki niteliğindeydi. Film tam olarak Fatih Akın'dı. Hamburg ve İstanbul'un birleşimi. Solino, İtalyan bir arkadaşının Almanya'ya göçüydü. Kendisi ve ailesinin yaşadığı sorunlar aslında Türklükle alakalı değilmişti. Diğer memleketlerden gelenler de aynı şeyleri yaşayabiliyordu. Ve tabii Duvara Karşı. Bu filmden bahsetmeden önce derin bir nefes almak lazım. Neyse. 92 yılında bir kız arkadaşı kendisine formalite icabı evlilik teklif ediyor. Olay şu, normal karı koca olmayacaklar. Yani diyor ki sevişmeyeceğiz. Nine sex. Ama ailem geldiğinde evli gibi davranacağız, benim de kafa rahat olacak. Tabii o zamanlar Fatih Akın gülüp geçiyor. Yıllar sonra bu olay film oluyor. Ama başka bir şey daha var hayatına dayanan. 16 yaşındaki bir kız arkadaşının Alman sevgilisi tarafından kabul edilmeyince intihar etmesi de yine filmde yerini buluyor.
Zira kendisi de 12 yaşında bir kıza aşık olmuş ve Türk olduğu için reddedilmiş. Bu arada Bruce Lee delisi. O yüzden Kebap Connection'da İbrahim karakteri de aslında Fatih Akın gibi Bruce Lee hayranı. Burada İbrahim'in Alman Kung Fu yapımı filmi çekmek için yaşadıklarını anlatıyor. Buraya kadar her şey güzel, değil mi? Abi Fatih Akın diye bir yönetmen var, bak izle, çok güzel filmler yapıyor oğlum, deniyor kendisi için durmadan. Ama dikkat geliyor sonra. O zamana kadar hep el üstünde tutulan, şımartılan yönetmen bu filmle birlikte kendi deyimiyle dayak yiyor. İlk eleştiri şu, Ermeniler neden İngilizce konuşuyor? Hı? Tamam, adama de ki neden soykırım var diyorsun, neye dayandırıyorsun bu fikrini, ödül almak için mi sen öyle gibi davranıyorsun falan. Ama Polanski'nin piyanistinde Polonyalılar İngilizce konuşuyorken, insan ağında Alman karakter İngilizce konuşuyorken, özgürlük yolunda da aynı durum varken bunu deme bence. Eleştiriler, tokatlar ardı ardına geliyor, şamar oğlanı oluyor. Üstüne bir de PYD ile ilgili film çekeceği iddiaları, abba! Duvara karşıyla Metin Erksan'ın Susuz Yaz filminden 40 sene sonra Berlin Film Festivali'nde altın ayı alan, deli gibi sevilen, sevindiren yönetmen oldu mu sana vatan haini? Oldu. Çoğu kişi de düşünüyor ki bu filmle Golden Globe kazandı. Zang! Yanlış bilgi. Ondan sonra gelen Paramparça filmiyle, yani filmin yanında Diane Kruger'ın muhteşem oyunculuğuyla Altın Küre ödüllerinin 75 yıllık tarihinde ödül alan ilk Türk yönetmen oldu. Ama şöyle ki, zaten doğup büyüdüğü yerde öteki olan adam kendi ülkesinde de artık ötekileştirildi. Ne yapsın? O da sinema benim memleketim diye kendini avuta dursun. Medyayı takip eden sevinmez yok ve PYD'nin belgesel filmini yapacak adamın ödülüne sevinmemizi beklemesinler demiş Tayyip.alt çizgi 001. Yakışır. Fatih Akın iyi topçu ama solda oynatılır mı? Göbekte oynaması lazım ama genç ve gelecek vaat ediyor. Bu Fatih Akın Borussia Dortmund altyapısındaki gurbetçi topçu değil mi? Ha o, Çelik 06. Murat Gülyaz. Lütfen okursanız sevinirim. Senin için bu Murat. Sanırım kendi ülkesini karalamak, onların istediğini yazarak bir yerlere gelme amacı var. Yazık olmuş. Onların bizi temsil ettiğini düşünmüyorum. Ayrıca o ne diyor? Hayırlı olsun. O ne diyor? Değil, babala. Ha bak ne güzel demiş Deniz Tonus. Bence hak etti, helal olsun adama. Avrupa'nın en iyi yönetmenlerinden kendisi bence. Güzel gramer. Enes Kapı. Teyzecim. Orası Türkiye değil, hak edene veriyorlar. Teyze anandır Enes. Hak etmiştir, tanımıyorum ama hak etmese vermezler herhalde. Burak N.C. Kenan Guluzade. Milli kurunuz o sizin. Hak ettiği değeri vermiyorsunuz bence o adama. Ama Y ile değer. Ben Almanya'da yaşıyorum demiş Murat Sağlam 92. Ve bu ülkede özgürce her şeyi yaşayabilirsin, düşünebilirsin. Düşünceleri size uymasa da o adamı kötü birisi veya vatan haini ve benzeri olarak kötülememeni tavsiye ederim sevgili Pelin. Biliyorum özgüven patlaması yaşıyorsun fazlasıyla ama bu özgüvenini başkalarını aşağı düşürmek veya kötülemek için kullanma lütfen canım. Filmi izlemedim fakat genel itibariyle çok overrated bir yönetmen gibi geliyor bana demiş Evliya Çelebi. Fatih Akın hak etti ama sen Oğuzhan Uğur'u hak etmedin Pelo, ensendeyim bunu bil. Funda. Tamam. Aha gene okuyamayacağım bir şey. Tabii ki hak etti. Getük'ten sonra yıldızı parladı. Kısacık bir filmde neleri sığdırdı. Hamburg'u salla... Aa geç be, ne biçim yazmışsın sen ha. Bu kadar. Bitti. Bravo.